Günaydın. Endeks dün günü %1,17 kazançla 8090,90 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 7939, en yüksek 8149 seviyeleri test edilirken işlem hacmi 89 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksteki yukarı yönlü harekette Akbank, Yapı Kredi, İşçi.sr, BİMAŞ ve TÜBRAŞ destek sağladı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %4,61, sanayi endeksi ise %1,06 değer kazandı. Salı günü kuvvetli satış baskısının yaşandığı bankacılık endeksinde dünkü alımlar ile toparlanmalar gözlendi. Bankacılık endeksinde 9600 ve üzerindeki kalıcılıklar ile yukarı yönlü hareket ivmelenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 ve 9153 destek olarak takip edilebilir. Dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyreden BIST 100 endeksinde 8100 direnci yukarı yönde aşıldı. Endekste son 2 ayın tepe noktası olan 8149 test edildi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmelere rağmen kapanışın 8000 üzerinde gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. BIST 100 endeksinin yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8150 üzerinde tutunumlar ile 8250 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8000 psikolojik desteğinin altında satış baskısı artış gösterebilir. Yurt içinde bugün odakta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında bulunuyor. Piyasada beklentiler faiz oranının 250 baz puan artışla %45'e yükseltilmesi yönünde bulunuyor. Toplantı sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. JP Morgan'dan Wheeler, dün yaptığı konuşmada uluslararası yatırımcıların büyük çoğunluğunun Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirtti. Reuters'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiği ifade edildi. Teknik takip listemizde bugün Çimsa, Mavi, Pegasus, Sabancı Holding ve TÜBRAŞ yer almakta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.